Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei'nin yepyeni ve Google'sız telefonu Huawei Mate 30 Pro'yu inceliyoruz. Öncelikle bu içeriğin oluşmasına katkı sağlayan İzmir İletişim'e teşekkürlerimizi iletelim. Telefon elimize geçer geçmez Google'ın uygulamalarını kurmak için bir sürü yol denedik. Ancak bunların hiçbirisi doğru düzgün çalışmıyor arkadaşlar. Google'ın bir uygulamasını APK olarak kurabiliyorsunuz. Mesela YouTube'u kurduk. Basıyorsunuz ya, bir video izlerken size videonun böyle 10. saniyesinde falan atıyor ya da uygulamayı hiç açmıyor. Chrome da o şekilde, Gmail de o şekilde. Mesela Gmail uygulamasına giriş yapabiliyoruz ancak bir Gmail'e giriş yapamıyoruz. Play Store yok vesaire, bu tarz şeyler yok. Bu zaten telefonun başlı başına en büyük sıkıntısı. Oyunlar yüklemeye çalıştık, bunlar da çalışmıyor. Oyunlar açılırken Google Play Games'e bağlanmak zorundalar. Ancak şu tarz oyunlar olursa açabilirsiniz. Mesela PUBG Mobile indirdik yine APK olarak. Oyuna bastığınız zaman misafir olarak giriş yaparsanız eğer oynayabiliyorsunuz. Yine Google Play Games'e bağlanarak falan oynama gibi bir şansınız yok. Bence oldukça kötü bir durum. İleride bir anlaşması olur Google'la, yüklenebilir uygulamalar, Google servisleri vesaire çalışabilir. Ya da şu anda da belki bir yöntemi vardır, orası ayrı mesele. Şimdi Mate 30 Pro'yu koyduk. Burada da bir tane Noton Plus var. İkisinin de bir marketlerine bakacağız. Şimdi Play Store'u açıyoruz. Normal bildiğiniz Play Store karşımıza çıkıyor. Mate 30 Pro'da zaten Play Store'u bir şekilde yükleyebiliyorsunuz APK olarak ama bastığınızda karşınıza bu görüntü geliyor arkadaşlar. Ne yapmanız lazım? Huawei'nin kendi marketi var. Şurada gördüğünüz gibi App Gallery diye bir seçenek var. Buna bastığımız zaman bu da bu telefonun aslında kendi marketi gibi düşünebiliriz. Aralarında ne farklar var? Markete giriş yaptığınız zaman Huawei hesabınızda normalde Çince bu Türkçe'ye dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya işte hepsi, burada Blue TV vesaire gibi şeyler gelmiş. Diyelim ki telefonu aldınız ve telefona Facebook kuracaksınız. Bu markette aratıyoruz. Burada da aratalım. Gördüğünüz gibi direkt Facebook'un kendi uygulaması Facebook olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Huawei'de kendi marketinde gördüğünüz gibi Facebook gibi bir şey yok arkadaşlar. Facebook için işte Tips diye bir şey koymuşlar. Ya da Instagram yüklemek istiyorsunuz telefonunuza doğal olarak. Ve gördüğünüz gibi karşımıza herhangi bir Instagram çıkmıyor. Zaten Google Play Store'da tabii ki de Instagram vesaire ne ararsak karşımıza çıkacak. Marketi bu şekilde istediğimiz her uygulamayı bulamıyoruz. Hatta istediğimiz uygulamaların çoğu yok. Mesela bir PUBG'yi arayalım bakalım ne çıkacak. Yani robot taktikleri, Brutal Age vesaire böyle oyunlar geliyor arkadaşlar. Adını sanını çok fazla duymadığım oyunlar Google Play'in kendi marketinde PUBG direkt burada yer alıyor. İki market arasında böyle bir fark var. Yani Huawei'nin kendi marketi şu an daha geliştiriliyordur muhtemelen ama şu an oldukça eksik diyebiliriz. Bu muhabbeti bir kenara bırakalım ve kameradan incelememize devam edelim. Arka tarafta 4 tane kamera dizilimi bizleri bekliyor. DxO marka göre de telefon çıktığı gibi DxO markanın listesinde en üst sırayı kapmayı başardı. Kameralarımızdan bir tanesi 40 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram açıklığını taşıyor. Ultra geniş açılı denilen kameramız bu. Ana kameramıza baktığımız zaman da o da 40 megapiksel değerinde ve f1.6 diyafram değerine sahip. Üçüncü kameramız 8 megapiksel f2.4 diyafram değerini taşıyor. Bu da 3 kat optik yakınlaştırma sağlıyor bizlere. 3 kat yakınlaştırmada bildiğiniz gibi rakipleri 2 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. Burada bir tık önüne geçiyor. Son lensimiz de TOF denilen lens arkadaşlar. TOF ne işe yarıyor? Fotoğraf çekerken derinliği hesaplıyor. Portre çekerken arka planı bulanıklaşma meselesine o lens bakıyor arkadaşlar. Daha doğru, daha net bir derinlik sağlıyor. Derinlik tahminini oldukça iyi bir şekilde yapabiliyor. Yani portre modunda herhangi bir sıkıntımız yok. Gündüz çekilen fotoğraflarda detaylar, renkler oldukça güzel çekiyor. Hatta yakın zamanda incelediğimiz amiral gemilerinden de böyle bahçeli çimleri falan çekerken daha güzel gözüküyormuş hissiyatı oluşturdu. Fotoğrafın içinde hem karanlık hem de aydınlık bölgeler varsa onların dengesini güzel bir şekilde sağlayabiliyor. Uzunca bir süre P20 Pro kullanmıştım zaten. Kamera böyle kimlik olarak ona da birazcık benziyor. Hafiften bazen böyle yeşile sarıya doğru kaçmaya başlıyor bazı bölgelerde. Düşük ışığa geldiğimiz zaman daha büyük sensörüyle birlikte rakiplerinden daha fazla ışık aldığını görüyoruz. Arada bir renkleri yine böyle aydınlıkta olduğu gibi sarartmaya, hatta bazen de böyle kırmızılaştırmaya doğru gitse de yine de düşük ışık performansını beğendiğimiz cihazlardan bir tanesi oldu kendisi. Ultra geniş açılı lense baktığımız zaman da rakiplerine göre onlar daha geniş çekiyor. Bu onlardan birazcık daha dar çekiyor diyebiliriz. Yani aldığı nesneler kadrajın içine biraz daha az. 18 mm'ye eşdeğer olan bu geniş açılı lens Samsung'un veya iPhone'un yeni modellerine nazaran dediğim gibi daha dar bir açıyı çekebiliyor. Biraz da video tarafından bahsedelim. Huawei artık bu telefonla birlikte 4K videoları saniyede 60 kare çekebiliyor. Gayet dengeli ve güzel dokuları olan videolar çekebiliyoruz. Otomatik netlemede de herhangi bir sorun görmedim. Ancak bazen çok aydınlık bir yerdeyseniz, çok açık havadaysanız beyaz dengesinde biraz sapıtmalar, sapmalar olabiliyor. SAR
sarsılmaları da gayet güzel engelliyor. Yine son dönemde incelediğimiz amiral gemilerinde Noton Plus'tan ve iPhone'dan çok aşağı kalır bir yanı yok. Bir de video tarafında çok fazla vurgu yapılan bir taraf vardı. 7680 karelik ağır çekim videolar. Şimdi günümüzde iPhone'lar 240 yapıyor. Samsung'lar 960'lara falan çıkıyor. Bu değerleri görüyoruz. Ama bir anda olay değişti. Bu 7680 kareyi 720p çözünürlükte çekebiliyor. Ancak şunu söyleyelim, görüntü kalitesi sanki 720p bile değilmiş gibi. Yani oldukça düşürüyor kaliteyi. Hele biraz ışık yoksa ortamda o kalite hepten gidiyor arkadaşlar. Tamamen aydınlık gündüz ortamında olmanız lazım ki ona rağmen görüyorsunuz görüntüleri çok fazla iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ama yavaşlatıyor mu? Yavaşlatıyor. Ön kameramızdan da bahsedelim. 32 megapiksellik f2.0 diyafram değerine sahip bir ön kamera bizleri bekliyor. Yine arka taraftaki TOF lensimiz ön tarafta da mevcut. Yani portre çekerken yine arka planı güzel bir şekilde bulanıklaştırabiliyoruz. Ancak ön kamerada 4K videoyu desteklememesi rakiplerinin bir tık gerisinde kalmasını sağlıyor diyebiliriz. Ancak fotoğraf konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Sosyal medyada sizleri gayet mutlu edecek fotoğraflar çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Mate 30 Pro üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonları bu şekilde bir kayıt alıyor. Şimdi gelin biraz da telefonun tasarımından bahsedelim. 6.5 inçlik 2400'e 1176 piksel bir çözünürlükle birlikte geliyor bizlere telefon arkadaşlar. Köşelerden de böyle iyice kıvrımlaştırılmış. Böyle kıvrımlı kıvrımlı köşeleri var. Üst tarafta sensörlerin ve ön kameranın olduğu bölümde bir çentik var arkadaşlar. Oldukça kibar durduğunu söyleyelim. Rahatsız eden bir çentik değil. Telefonda fiziksel olarak sadece sağ tarafta bir adet tam ortaya yakın böyle bir güç tuşu var arkadaşlar. Herhangi bir fiziksel ses butonumuz yok. Onu nasıl yapıyoruz? Telefonun sağ veya sol üst köşesindeki bu yan taraftaki kıvrımlı ekranlara iki kere dokunuyoruz ve karşımıza ses menüsü geliyor. Daha sonra dokunmatik ekrandan sesi ayarlayabiliyoruz. 198 gramlık bir ağırlığı bulunan telefon bu tarz boyutlardaki telefonlarda olduğu gibi tek elle kullanımda birazcık zorluk çıkartabiliyor. Tabii tek elle kullanım modunu alarak zor durumlarda bunun önüne geçebilirsiniz ancak onun dışında yine bu tarz telefonlarda bu olay bildiğiniz gibi zor arkadaşlar. Arka tarafın biraz fazla parmak izi tuttuğunu söyleyebiliriz. Android 10 yüklü gelen telefon Gorilla Glass 6 ile birlikte korunuyor ancak bu kıvrımlı ekranların kaderi düşmelere karşı maalesef çok dayanıklı olmuyor. Eğer bir gün alırsanız tabii ki de bu konuya oldukça dikkat etmeniz lazım. Arka taraftaki 4 kamera bir dairenin içine sığdırılmış ve buraya sığdırılamayan da flaşlar yan tarafa sol üst köşeye yerleştirilmiş. Herhangi fiziksel bir parmak izi okuyucumuz da yok. Cihazda telefonda ekranın içine gömülmüş durumda. Yine yüz tanıma da tabii ki de mevcut. İkisi de gayet stabil, düzgün bir şekilde çalışıyor. Telefonumuzda IP68 sertifikası da bulunduğunu belirtelim ve gelin birazcık da teknik detaylardan bahsedelim. Huawei bildiğiniz gibi cihazlarında kendi işlemcisi Kirin'i kullanıyor. Mate 30 Pro'da ise Kirin ailesinin en yeni temsilcisi Kirin 990 bulunuyor. ARM tarafından üretilen 8 adet Cortex çekirdek bulunuyor. İşte bunlardan ikisi yüksek performans için kullanılıyor. İkisi biraz daha az güç gerektiren işlemler için kullanılıyor. Son 4 tanesi de düşük performans gerektiren görevler için kullanılıyor. Böylece çekirdek sayısı da 8'e tamamlanmış oluyor. Kirin 990'da en yeni GPU modellerinden birisi olan Mali G76MF16 kullanılıyor. Bu ekran kartıyla birlikte günümüzün en yüksek grafik gereksinimlerine sahip mobil oyunları tabii ki de rahatlıkla çalıştırılabilir. Kirin 990'a ek olarak Mate 30 Pro'da 8 GB RAM, 128 veya 256 GB olmak üzere depolama seçeneklerini görüyoruz. Dilersek micro SD karttan farklı olarak nano memory kart denilen bir kartta da 256 GB daha hafıza eklememiz mümkün. Genel teknik özelliklerine baktığımız zaman Noton Plus'la birlikte Android tarafının en güçlü cihazlarından birisi diyebiliriz kendisine. Şimdi gelin bu çok güçlü şu cihazla bir 10 dakika oyun oynayalım ya da oynamaya çalışalım. Belki de PUBG'de de sıkıntı yaşayacağız. Ama oynayabilirsek ben o sırada sizlere bataryadan bahsedeceğim. Hem de oyunda sonuçlarına bakmış olacağım. Mate 30 Pro'da 4500 mAh'lik bir pil kapasitesi görüyoruz. Bu kapasite son dönem amiral gemileri arasındaki en yüksek değerlerden birisi. Ayrıca kutudan çıkan 40 wattlık şarj cihazı ile hızlı bir şarj imkanı da sunuyor bizlere. Huawei Mate 30 Pro kablosuz şarj konusunda da iddialı çünkü cihazımız 27 watt gücünde kablosuz şarj desteğine sahip. Bu değer iPhone 11 Pro ve Pro Max'in kutudan çıkan adaptöründen daha yüksek bir değer. Yani başka bir deyişle şöyle söyleyebiliriz. Mate 30 Pro kablosuz olarak iPhone 11 Pro Max'in kablolu şarjından daha hızlı şarj oluyor. 15 dakikalık PUBG sonuçlarımıza da şöyle bir göz atacak olursak şarjımız %73'ten %70'e geriledi. Sadece %3'lük bir kayıp var. Gayet iyi. Ayrıca telefonun ısınmadığını da görüyoruz. 31.2 dereceden 34.3 dereceye çıktı. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla öyle elde hissedilen herhangi bir sıcaklık da yoktu. Şimdi arkadaşlar bataryaya
listeye baktık, oyun sonucumuzu gördük. Artık gelin son sözlerimize doğru yavaş yavaş gidelim. Mate 30 Pro gerçekten mükemmele yakın bir telefon olabilirmiş. Çok güzel bir kavisli ekran bizleri bekliyor. Pırıl pırıl parlıyor. Gayet güzel bir ekran. Kamera tarafından herhangi bir sorun yaşamazsınız. Günümüzün en iyi kameralarından bir tanesi bu telefonda. Bunun dışında gayet güçlü bir donanımla birlikte geliyor. Ama eksilerine bakacak olursak, zaten şu an Google uygulamalarında sıkıntı yaşamamız cihazdaki en büyük eksiklerden bir tanesi. Ama şu an için bu haldeyken bu telefon için baş ağrıtmaya çok fazla bence gerek yok diyebiliriz. Bir de Türkiye'de satılıp satılmayacağı tam bir muamma arkadaşlar. Telefon yurt dışında çıkış fiyatı 1100 euro olarak açıklandı. Dediğim gibi şu an için içinde Google servislerinin çalışmadığı bir telefon bu fiyatı hak eder mi hak etmez mi? Orası bir tartışma konusu. Mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hatta telefon hakkında ne düşünüyorsanız onu da yine yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Bir de son olarak şuradaki beğen butonuna basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte Google'sız Mate 30 Pro'ya yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir şeyi hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.